arkadaşlar aynı zamanda bu programı e, yapmaya devam edebiliyor olmamızın başka bir sebebi daha var. O da bir sponsorumuz olması. Onların da size e, bir hediyesi var. Hepinize ayrı ayrı ama ben sembolik olarak e, sana vereceğim. Erdem. Harika bir hoparlör e, hediye edeceğim sana. Grundig'in GSB 150 hoparlörünü hediye ediyor olacağım. Kutusuyla da ayrıca Çok veriyorum. Çok teşekkür ederim. İlginç bir e, Hediye verme olayı yaşadım şu an hiç böyle şey yapmamıştım. <laughs> Önce kutusunu <gülüyor> aldım. <gülüyor> evet evet. Ee, bu bunu inşallah bolca turneniz olur ve turnelere giderken evet, çok de ihtiyaç oluyor. Dinlersiniz. Müzik dinlemek için. Aynı, aynı zaman. zamanda da doğum günü hediyesi oldu bana ayrıca teşekkür evet, ederim. Evet evet. Bugün de doğum günün kutlu olsun aynı zamanda. Biz Sağ bunu çektiğimizde bayağı üstünden vakit Şey, yayınladığımızda üstünden bayağı vakit geçmiş olacak evet. ama. Bu arada müzik dinleme alışkanlıkları üzerine de bir parçacı konuşmak isterim. Bu arada din e, akustiklerin sonlarına bu sezonun da sonlarına doğru gidiyoruz. O yüzden dinleyicilerimiz de gittikçe daha sık akustik yani dinlemeye başlıyorlar ve bir şekilde en çok dinledikleri yer mobil telefonlar oluyor. Bu arada trafik kaynaklarımıza baktığımız zaman mobilden dinlenmemizin yüksek olduğunu görüyoruz. Şöyle bir kaygım var. Ciddi anlamda çok emek veriyorsunuz ve elinizden geleni en iyisini yapıyoruz. Hani biz burada kayıtta bunu hep birlikte görüyoruz. Bir yandan biz de oldukça emek veriyoruz en iyi kaydı duyabilmeleri için. Sonra o mobil telefon hoparlöründen <laughs> gelince o iş olmuyor. Aynen öyle. Olmuyor. Onu seyirciye bir söylemek lazım. Yani her zaman gerçekten olabildiğince kulaklıkla, hoparlörle bir şeyle dinlemek lazım. Ne bilgisayarın hoparlörlerin, ne laptopun hoparlörleri bu konuyla alakalı en iyi sonucu veriyor ne mobil telefonların e, hoparlörleri bu konuyla alakalı ne kadar teknoloji ilerlese de en iyi sonucu vermiyor. Dolayısıyla iyi müzik dinlemenin tadını çıkartabilmek için böyle bir tarafta en önemli konulardan bir tanesi sevgili seyirciler. Yani iyi bir filmi hatta 3 boyutlu bir filmi 144p'den izlemeye benziyor aslında bu cep telefonu hoparlöründen Çok güzel anlattın bence dinlemek. hiç aklıma bu anlatım gelmemişti 144p. <laughs> Bir yani filme. dolayısıyla tadını alamıyorsun, detaylarını kaçırıyorsun. Geriye sadece bir iki böyle söz anlaşılan sözler kalıyor belki yani. Evet, bazen o sözler de çok zor anlaşılıyor işte öyle 144p e olduğu zaman. İşte hani o 144p YouTube'da şeyin var ya böyle gözün çakıyor falan. orada ne olduğunu görmek için. Evet. Teknolojiye çok alıştık gerçekten. Böyle kaliteli şeylere çok alıştık. Artık 144p bir şey insanlar kaldıramıyorlar. Müzikte de Sesle de özellikle bunu da insanlar algılayabilirlerse bayağı iyi olacak diye Sonra vay efendim niye olmamış, vay efendim çok kötü kayıt falan yani. Ben şeyi düşünüyorum. Eskiden hani işte radyodan, arabada radyodan falan dinlerken hani şarkıları işte ilk dinlediğin yer ya da televizyon kanalından bir şekilde dinlemen gerekiyor. Nihayetinde o öyle bilgisayardan şarkı dinlemek o kadar kolay değil. İndiriyorsun 24 saat sürüyor. Bir tane 3 megabaytlık şarkı 24 saat sürüyordu. O yüzden yani o zamanlardan bugünlere geldik. O yüzden hani onun değeri birazcık arada kaçtı. Çabuk ulaşabiliyor olmak aynı zamanda hakkını da veriyor olmamaya gitmesin. Katılıyorum. Tekrar teşekkür ederiz arkadaşlar geldiğiniz için. Son şarkılarla devam edin. Anlaştık.